Merhabalar, ben Kötü Eskrat'e ve bu yeni mikrofonumla çektiğim ilk bölüm aynı zamanda kasanın 63. bölümü. Bakalım bu mikrofon nasıl olacak? Bu arada bu mikrofon arkadaşımdan gelen bir adet Microsoft'un HD webcam'i. Hadi bakalım. Umarım sesi iyidir. Peki bu bölümde ne yapacağız? İnşaat özel olur demiştim ama olmayacak. İnşaat öncesi oy. Ender Pearl, gel. Cindy gel, Blaze. Gıstır, Cindy gel. Oh. Ender Pearl'ü boşuna harcadık. Öyle biri. Gerçi sizleri büyütecektim. Neyse, bir dahaki büyüyüşlerinde ilgilenirim. Aslında direkt bitkilerle ilgilendiğim bir canlı yayın yapacağım. Karar verdim. Bu arada... Evet, geri geldim. Şunun çoğunu temizledim ve şuradaki barrel'ları taşıdım. Barrel'lar hakkında bir şey göstermem lazım. Dın 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 dın. Tabii biraz kötü duruyorlar. Bunu nasıl çözeceğiz? Java'yla. Evet. Sticker. Bu şekilde yapılıyor. Hepsine birer sticker. Hadi bakalım, umarım işe yararlar. Ha. Gördüğünüz gibi hepsinin altında da storage paslar var. Evet, güzel oldu baya. Evet, güzel bir manzara. Ve Ülken tarafından kaydın içine edildi. Selam seyirciler. Oğlum ne yapayım, kapı açılmıyor. Bizim tuvalet biraz öyledir. Evet. Bak eşek. Selam söyle. Akrabandır. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları yaptığımıza göre bir tane artmış. Şöyle bir set daha dursun köşede. O zaman sticker ne? Ülken hakkında ufak bir detay. Modlu Minecraft'a tamamen yabancı. Hatta Minecraft'a tamamen yabancı. Değil mi Ülken? Oğlum o kadar yabancı değilim. 10 dakika oynamışlığım var. Evet, bu bölüm şuranın zeminini ayarlayalım. Sizler gelin. Kırdın oğlum. Evet, amaç kırmaktı. Kutu mu? Ne var? Chest. Bir şey var mıydı? Önemli bir şey yok. Chest işte, Minecraft bilgim bu kadar. Kutu ya. Kutu. Kutulu. Deminki o kız kaçıklıklı şey neydi? Eldiven. Bu arada size önden ufak bir bilgi. Bir yan kanal açıyorum yakında. Ülgen bebeğim, konu ne? Vallahi siz konuyu bir konuşalım, bir anlaşalım. Daha konuyu belirleyemedik ilk yayında. Aslında, ne konuşacağımızı da. Yok, konu belli. İlk yayında ne konuşacağımız belli değil. Pardon, evet, bir ufak bir karmaşa oldu. Hani ilk videolarda ne yapacağımız belli değil. Ama yayın yani, ne? Windows altında Minecraft videosu çekerek yan kanala da haksızlık ediyorsun şu anda ama. Ne yapayım? Linux altında doğru düzgün bir kayıt programımız yok. Hani kabul edelim. İlk yayında bunu konuşabiliriz. Eğlendim. O ne oğlum? Ne biçim itemler var orada? Telefon muydu o? Hayır. Dur şu ne? Kim bilir ne telefon dedim şimdi, rezil oluyorum. Abi flintel stile telefon dedim. Oğlum simgesi benziyor, ne yapayım? Abi bir de vanilla Minecraft item'ı bu arada. Of. O eşekleri nasıl? O eşek yük... Ne yapıyor o eşek? Eşeklik yapıyorlar. Dın. Krank.
Ve peki Ülgenciğim, hala izleyicilere yan kanalın ne hakkında olacağını söyleyemedik. Ya bırak ya. Ha, konuşamadım bile. Heyecanlansınlar biraz. Tam bu kadar heyecan yeter bence. Ya bence arada söyledik zaten. O ne o da? O ne lan? Arı. Altıgen. Ona bakarsan nükleer santral var burada. Sen ne diyorsun? Nükleer santraldekiler daire değil ama yani. Altıgenin de Allah'ın pikselle. O neydi lan? Neydi? O arkadaki ne biçim bir dağ tepe öyle? Dağın yarısı yüklenmemiş o yüzden. Render mesafesi var. Ha. Hayır, önceden uzak mesafeyi bulanıklaştırıyordu da sen kapatmışsın direkt onu. Ha evet. Geçen bir render engine'in değiştiğini falan okudum bir yerlerde. Güzel bir şeyler gelecekmiş diyorlardı ama. Değişti bu sürümde. Değişmiş hali mi bu? Hı-hı. Ne değişti? Pardon, bu sürümde değil. Bir sonraki sürümde pardon. Ben 1.7'deyiz zannettim bir an. Ha. Bu 1.6 şu an. Sürümlerden de ne anlarım ya vallahi. Ülgen? Ne yapıyoruz bu bölüm? Oğlum ne yapıyoruz? Ben gideceğim kodumu yazacağım ya. Siz pis fakirler oynayın Minecraft'ınızı. Gidip para kazanmam lazım benim. O hepimize lazım. Ay. O şaka maka dolu taşıdığım eşyalar yüzünden birinin ağzına sıçmış, biliyor musun? Geçmiş olsun. O zaman ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun bak? Trenlerle uğraşayım. Uğraş da... Oğlum evin için yer yok. Orada açmışsın, açmamışsın. Hayır, kalbine kadar trolleyeceğini de bilemiyorum şimdi. İstediğin kadar trolle. Özellikle... kahveyi içiyor musun? İçiyorum tabii ki de. Yani bunu içiyor musun? Bunu içiyorum tabii ki de. Kokain koymuşsun yanına. Sabah Kürt böreği almıştık. Açıklamada basmasınlar. Onun da. Bir de zaten en son yazdığım yazının konusu. Aynen. Şimdi zemini neyden yapayım ya? Konkritten mi yapayım yoksa başka bir şeyden mi? Diğer seçeneklerimiz neler? Mermerden yapacağım. Desenli mermer var mı lan? Olur. Ha, yaparım olur diyorsun. Aynen. Ha. Ya da dur mermerden yapmayayım ya. Fasadı yapılan bir şeyden yapmak istiyorum. Kedi çiziyorsun, kedi. Ben kendiyi sevmedim dünden beri ya. Ne evet. Kendi. Neyse, konkret yapalım ya. Evet, kendinin sesi de geliyor arkadan. Evet, şunlar ola dursun. Ben iki tane daha steel alayım. Siz ola durun. Ben de o esnada şu zemini bir temizleyeyim. Evet, böyle bir angarya bölüm var elimizde. Bunun da makinesini yapmadın mı ya? Var ama onu kurmaya üşeniyorum. Bizim kedi hanım ağırlaşmış mı? Olabilir. Kaldıramadım. Ya da sen güçsüzleşmiş olabilirsin. Köfteli yapmıyoruz bayağıdır ya. Evet ya. Bir ara düzenleyelim. Geçen bir tane yapmıştın sen galiba pazar günü. Yapmadım. İptal mi oldu? Hiç düzenlemedim tekrar. Hayır, geçen bir niyetlemiştin ya. Niyetlendim. Dedi ama hani adı üstünde niyetlendim. O zaman yan kanala bir açılış partisi yaparız. Olabilir. O zaman çevrede Linux'la alakalı kişileri çağırırız. Penguen şeklinde köfte. Köfteciyle anlaşırız. Lezzetli bir yermiş orası da ya. Evet öyle. Öyledir, ben boşuna mı orayı... SSH'a da yeni alternatif çıkarmışlar. SSH'a diyorum, SSH'a. SSH'a alternatif mi çıkartmışlar? Moş. Nasıl bir şey? Bakıyorum şimdi. Ama ben SSH'a fazla alışkınım. ZSH kullanmıyor ne oğlum?
SSH. Şey, pardon, SSH. Ay ben neyi, neden bahsettiğimi kendim anlamamışım. Tamam şimdi oldu. Yaz, izleyiciler dediklerimizden tek kelime anlamıyor muhtemelen. Şey yapmışlar oğlum, broadband, broadband ne ya? Ağzım muhabbet. ...3G'dir, 3G, işte ıvırdır, zıvırdır... ...her türlü bağlantı üzerinden çalışabilecek şekilde yapmışlar. Yalnız ben şey 3G'den SSH'a bağlanıyorum zaten. Hayır, bağlanıyorsundur da. Ya köfteciğim yani... Hayır. Bir ara birlikte okuyup tartışırız bunu. İlginç şeyler yapıyormuş. Uzak mesafe dandik bağlantılar için falan özelleştirmişler. İlginç. Bir incelerik. Bak olmadı özel bölüm çekeriz. IP değişince bağlantı kopmuyormuş yani, öyle özellikler eklemişler. Aa bu iyi. Bu fazla iyi. Buna katılıyorum. Özellikle eski modemimin sürekli koptuğunu hatırladığım sürece, bir de bazen konsol donuyor üstüne. Ya konsol donmasa da sürekli bir lag var ya, lag neyse. Aa. Şey yaparken, saçta yazarken onu da kaldırdık diyor vallahi. Denerik. Fontları beğenmedim ya. Değiştirilir o ya. Bu arada şey, ayrı bir server uygulamasına ihtiyaç var sanırsam. Bilmiyorum ki. Biraz incelesen istersen. Yani bir client gerekiyordur büyük ihtimal. Ya, client gerekiyor kesin de server kısmı. Client derken pardon, server'ı kastetmiştim. Ha. İşte. Minecraft diyorduk. Ha, Minecraft diyorduk. Ben Minecraft'ta... Vallahi izleyici sayısını düşürdüm bu bölüm şu anda. Arttırmış olabilirsin. Her türlü kültürel katkı yaparım. Bak Yunuslar nasıl uyur izliyorum şu anda. Tek gözü açık. 7 saat uyuyorlarmış. Ha. Ben de 7 saat uyuyorum, bana yetmiyor. Manyak gibi oluyorum ben 7 saat uyuyunca. Ülgen bebeğim, sen normal bir insan değilsin. Anormalliklerime girmeyelim halkın önünde. Zaten meşhur konuya değinirsek. Değinme. İstemsizlik. Değinmeyelim o konuya lütfen. Evet, böyle bir inşaat sürecimiz var. Ülgen'in saçmalıkları umarım katlanır kılıyordur bu inşaat sürecini. Ülgenciğim ne diyordun? Saçmalık dedim, anlatmıyorum lan. Hayır, izleyicilere saçmalık geliyor bu. Oğlum izleyicilere de yazık ya. Hayır, bilgilensinler. Bakıyorum, haber okuyorum şu an. Dur, kendim bilgileneyim. Ne haberi okuyorsun? Ya neler neler okuyorum yani. Neler neler. Mesela neler? Ya dün akşamki olaydan sonra Apple haberleri biraz katlandı da. Ha. O dün akşamki olay çok fantastikti cidden. Ya arkadaş, o bu değil. Yani olayın içeriği çok bağımsız kalıyor şu anda. Hakikaten ne bileyim, ben de her şeyi Dropbox'a falan atıyorum. Şimdi Dropbox bir ekleseler aman Allah yani. Yani 7 senelik tüm dijital geçmişim. Ya senin dijital geçmişini kim ne yapsın? Hah bak, aynı şeyi diyecektim ama mevzu o değil yani. Kimse hani onu kullanacak diye değil, sen kendini güvende hissetmiyorsun o durumda. O ayrı mevzu. Şey okudum bak sabah. Big Data muhabbetiyle doğacak çocuğun şeyin cinsiyetini tahmin edebiliyorlarmış. Hı hı. Yani Target diye bir marka şey, alışveriş merkezi zinciri, Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam. Kadınların beslenme alışkanlıklarını takip ediyor önce. Tamam mı? Evet. Şey yapıyor ondan sonra, atıyorum işte uzun süre yağlı, işte çerezli, zıvırdı zıvırdı şeyler tüketirken işte alkolü, böyle yağlı şeyleri bırakıp işte organik besinlere geçmeye başlarsa hasta ya da hamile olarak etiketliyor bunları. Hı hı. Bu durum, beslenme alışkanlığı birkaç ay devam ederse işte bu kadar uzun hastalık sürmez deyip bu kadın büyük ihtimal hamile diyorlar. Evet. Ondan sonra da işte çocuk malzemesi almaya falan başlarsa aldığı eşyaların renginden yola çıkıp çocuğun cinsiyetini tahmin edip ona özel işte şeyde yani müşteriyi analiz edip ona göre kampanya ıvır zıvır yaratıyorlarmış ama yani tahminen kadın 6 aylık hamileyken falan cinsiyeti öğrenebiliyorlar aldığı ürünlerden. İyiymiş baya. Kasmışlar ya. Bizde de belediye başkan adayları toplu SMS atsın. Of.
Ugh. Ekranın üstüne neler dalmış. O zaman ne yapıyoruz, ne diyoruz? Ne diyelim bak, uzay istasyonlarını beraber çekmişler. O zaman diyoruz ki, what is love? Baby don't hurt me. Baksana. Ne güzel. Space Shuttle'ın diklemesine girmesi ilginç olmuş oluyor ama. Uzayda açı kavramı var mı ki? Hayır, dünya yüzeyine göre zaten. Hmm. Dünyanın hangi yüzeyine göre? O da var. En yakın olanına göre. Allah Allah. Evet, Ülgen'le tipik muhabbetlerimizi görüyorsunuz. Benden ek istiyorum kendime. Hı? Benden ek istiyorum. Senin nikin belli. Ulgens değil mi? Ha, başka bir şey diyeceksin diye düşündüm. Evet. Sen onunla da idare et, tamam. İsmin güzel ya, ben unutayım. Nomogram Transformers. Ay. Dülülülülülülülü. Ya bu saatten sonra Apple'a güvenir mi insanlar, bunu merak ediyorum. Önce de güveniyorlar mıydı? Bir kısım güveniyordu, evet. Şey değildi, güvenlik açığı olarak böyle patlamamıştı hiç yakın zamanda, benim hatırladığım yok yani. Evet. Biraz daha ilginç bir vaka oldu. Hani, özellikle ünlülerin çoğu pek güvenmeyecek artık. Ya güvenip güvenmemek değil, hani bir kısmına da reklam oldu, ayrı bir mevzu yani. Sonra ne diyorlar etmiyorlar bilemeyeceğim de. Hani şahsen şey kötü, ya cihazı alıyorsun, opt-in açık geliyor iCloud. Bugün birisiyle konuşuyorum, ben fotoğraflarımı yedeklemiyorum ki dedi. Dedim, yedekliyorsun, senin haberin bile yok yani. Saçtan dosya paylaşım uygulaması. Aha, çok güzel ya. Oha. Tatlı güzel şeyler bunlar. Geçen gün şey görmüştüm. Normalde mesela ağ içinden bir sunucu açmaya kalktığında port yönlendirme falan yapman gerekiyor ya ev ağ için. Basit bir uygulama ama ücretli üyelik şey yapıyor. Senden kendi sunucusuna çıkış yapıyor. Kendi sunucusu üstünden dış dünyayı açıyor. Sen hiç port yönlendirmeyle falan uğraşmıyorsun ama işte aylık 2-3 dolar karşılığında lokalinde çalışan her şeyi bir dış dünyayı gerçekten yani bir domain üzerinden verebiliyorsun. Güzel bir hizmet bu. Arada ihtiyaç duyuyor insan. Ha, bayağı mantıklı bir hizmet. Kesinlikle. Ben de alacaktım ama adını unuttum. tipik Ülgen vakası diyoruz buna. Ya öyle deme, öyle deme. Kafam. Sanki daha önce hiç bu tarz şeyler başına gelmedi. Ya. Hani, hani? Tam pes ya. En çok sen haklısın köfteciğim. Oluyor öyle vakalar. Evet, şimdi şu Diamond'ım olmadığı için şu makineyi çalıştırasım var ama bir yandan da çalıştırmayasım var. Çünkü şunun dizilimini halletmedik. Kendime baba yiğit bir lokomotif sistemi yapmak istiyorum. Şuradan markete gitmeye üşenirsin. Ama sabah börekleri aldın geldin, hakkını yemeyeyim. Şaşırdım orada bir. Öyleyimdir, gençeyim. Ben de bir ara gidip bir meyve suyu falan alayım ama çok zor geliyor. Evet, öncelikle benim yatağımdan kıçını kaldırabilmen lazım. Sen dedin yat istersen yer yok diye be. Evet, kabul ediyorum. Reddetmiyorum. Evet. Şimdi şurayla daha sonra uğraşacağım. Ben biraz düşünüp geliyorum. Evet, burayı peronlara böleceğiz. Yey desene. Ya. Vazgeçtim bile mi? Bir. Bayağı bir peron.
Ülgen. Stop. Nö. Bence de nö. O yüzden gösterdim zaten. Fork you. I hate you. Vay. Bir tracklere bakmam lazım. Evet, bu şekilde olmanız sizi şu şekilde böleceğim. Ve infinite loop istemiyorum. Bizler için en sıkıntı şey nedir? Sevgi anlaşmak değildir. Neden? Ülgeni kaybettik. Ülgeni kaybettik beyler. Ülke yas içinde. Vallahi üzülmezler yani. Hak veririm. Şahsen ben de üzülmem. Oğlum ben üzül... Dur sen üzülme sen diye. Ya konuştuğun şeyi haklı çıkarmak için bu kadar... Ah bilmiyorum. Yani yakın zamanda ilginç teknolojik aletler edinmeyi planlıyordum. So what? Her halükarda alacağım senden. Ha işte kaybedersen alamazsın onu diyorum. Diyemedim ya. Öf ben gidiyorum. Gidiyorum lan. Ben bu olmuyormuş. Legend of Korea diyorum. Kaçıncı bölümden? Kaçıncı sezon? İlk bölümden. İkinci bölümde mi renkleniyordu? Ay, ikinci sezon... Öf ben... İkinci sezonda renkleniyor da ilk sezondan başlasın. Geçen oturdum bitirdim o avatarı sıkıntıdan. Hı? Benim baştan. Hmm. Hangisi? The Last Airbender'ı. Hı hı. Onu arada yapıyorum ben de. Tavsiyelerini açayım mı? Haftaya alayım artık. Yani. Tüm bölümleri verebilirim sana. İnternetten izliyorum ya. 100 megabit internet de güzel oluyor biliyor musun? HD HD. Tabii. İtülü olunca adam. Çok doğru, doğru. Beni bir kapatma için ya. Okey. Kıtlamadı pek fazla ya bu sefer. Ülgen? Kapatıp açıyorduk seni. HTTP'nin açılımını hatırlıyorsun değil mi? Evet. Onu tartışıyorlar şu an okulun gruplarında. Neden? 101 diye bir dersimiz var bizim sevgili İTÜ olarak da bilgisayara giriş. Hı-hı. Aslında dersin ilk konusu, ilk ünitesi klavye nedir, fare nedir bildiğin. Ha, Türkiye'de bu doğaldır. Sonra? Son ünitede bir şeyler ilginçleşiyor. Linux dosya sistemleri falan giriyor işin içinde. Bir karışıyor, marışıyor, bir şeyler oluyor. Muaf olamayanların en çok kaldığı derslerden biri olabilir kendisi. Tabii ya. Kimse ciddiye almadığı için kalıyorlar, o da ayrı da. Hayır, arkadaşlar atlama işini biraz fazla abartmış gibime geldi bir an. Vallahi muafiyet sınavını 87 ile ne geçmiştim mutluyum. En yüksek mutlu dersim zaten. Arkadaş İTÜ'de okuyunca... Zor, hayat zor. Fizik zor. Ay. İTÜ fizik. Ya şaka maka bazen böyle kendimden yaşça büyük insanlarla karşılaşıyorum işte. Aynı sınıftasınız ama. Hayır hayır yok onu demeyecektim böyle hani daha çok hani amca teyze modunda insanlarla. Ne okuyorsun ya? İTÜ fizik. Manyak mısın? Bunu değilim. Bilmiyorum. Olabilirim galiba falan oluyor böyle. ben söyleyeyim mi? Cevabı biliyoruz ikimiz de. Manyaksın.
Bilgisayar mühendisinden daha eğlenceli ama. Kesinlikle yani. Evet, ona bir lafım yok. Aklıma çok daha güzel bir düzen geldi. Evet, böyle Ülgen Bey'le geyik yaparken Angari bir bölüm. Ha, sağlam değil mi? Ne? Her şey sağlam değil mi diyorum oyunda? Her şey sağlam, merak etme. Halt and Catch Fire izledin mi? Hı? Halt and Catch Fire. Catch Fire? Dizi olan. Aa, hayır. Çok güzel, tavsiye ederim ya. Yeni sezonu onaylamışlar. Hadi bağlı. Şimdi IBM ilanlarını gördüm de internette, oradan geldi aklıma. What? Şimdi hani ne alaka diyorsun büyük ihtimal. Şeyi anlıyorsun ya, yani şimdi çok teknoloji işte VeriDeep falan böyle çok muhteşem falan takılıyor ya, daha biraz eski firmalar işte. Evet. HP olsun, IBM olsun. Yani bugünün dandik telefon üreticileri gibiymiş bir zamanlar böyle. O kadar çirkin bir rekabet var ki aralarında. Tabii çok küçümsedim ama şey değil. Hani mesela şimdi böyle atıyorum dergi kapaklarında işte elinde smartphone'la insanlar görüyorsun falan. O zaman da kocaman 15 kiloluk masaüstü bilgisayarın yanında falan poz veriyorlarmış. Yani. Evet. Biliyoruz onu. Hayır, şey anlamında söylüyorum yani. Hani genel bir böyle işte smartphone çıktı, mertlik bozuldu durumu var ya, değil abi. Her çağda o görmedikliğe sahip bir ürün varmış yani. Evet. Ben yeni öğrendim, ne var be? Çünkü sen cahilsin. Vururum ağzına. Minecraft'taki eşekler mi bilgilendiriyor seni sanki? Söyleyemedim de. Bilgen bebeğim, hatırlatırım. Aynı yerde piştik ikimiz de. Ya sana torpil mi geçtiler? Ben niye bilmiyorum o zaman? O zamanlar tembelmişsin demek ki. İstanbul'a gelip gidiyordum her ayda. Ne tembelliği? Bilmiyorsun sen. Gelince sende kalıyordum işte. Sen de orada, burada. Evet. Taksim'e gidelim bir ara ya. Taksim'i özledim şaka maka. Ya insan Taksim Burger King'i özler mi ya? Mümkün. Ay, sağlıklı yiyelim mümkünse. Burger King'e gidip portakal suyu falan getirelim yanımızda böyle. Ben Burger King'i sevmiyorum ama öyle bir sıkıntımız var. Ben Mac'çiyim biliyorsun. Ah, bilmiyorum vallahi, o kadar zengin değilim bu ara zaten. Ev geçindirmek zor biliyor musun? Çoluk çocuk falan. Biliyorum. Evet. Şöyle bir tren düzenimiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Gençlik döneminde daha rahat sakal uzatabilen insanların ileride kelleşme oranı daha yüksekmiş. Bunu bana niye söylüyorsun? Bir şey mi ima ediyorsun da sakalım da yok. Belki tersine işler süreçine değil mi? Yok, ben kel olmayı seviyorum biliyorsun. Bu akşam kelerim, beni kimse kelemez. Sen bile kelemezsin yıldızlar, kelemez. Bir uçurum gibi kelirim. Gözlerinden. Gözlerin beni kelemez. Evet, bizim beyin yandı. Ne diyorsun? Ortak beyine çıkalım. 3 artı 1 eşyalı bekere. Ortak beyin. Oh yeah. Güzel teklif aslında. Kirayı paylaşırız. Olabilir. O zaman beyinler yandığına göre ne yapıyoruz? Olmayan beynim de cevap veremedim buna. Ben bölümü bitirecektim ya. Çok basit bir cevap aslında. O zaman hadi çıkışı sen yap. O çıkışı demedim. İzleyicilere hoşça kal de. Oha, adam dış kapıya gitti. Zaman çok göreceli bir kavram şimdi. Akşam Doctor Who izledikten sonra böyle veda etmek falan. Belki aslında az önce veda edip yayını başlattık şimdi. Ne belli yani.
Belki birazdan yeni bir yayın başlatacağız başka bir evrende. Yok, başka bir evrende değil, bu evrende başlatacağız zaten. Ha, yenisini biraz çok hızlıyız. Ha. Şu an kafam karıştı benim. Sen bir yayını bitir. Kapansam kapan.